Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Bebeklerimiz için yapılışı çok kolay tığ işi çorap yaptım. Bugün bu çorap anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu çorabın örgüsü çok kolay arkadaşlar. Ben bugün sarı renk ile anlatıyorum. Bakın bu şekilde bir görüntüsü var. Çorap örgüsüne buradan sihirli halka içine trabzan yaparak başlıyoruz. Yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre, ayak büyüklüğüne göre istediğiniz kadar arttırma yapabilirsiniz. Ben iki sıra arttırma yaptım. 3 aylık bebek için oldu arkadaşlar. Siz 1 yaşında bir bebek için yapıyorsanız bir sıra daha arttırma yapabilirsiniz. 0-3 aylık bir bebek için yapıyorsanız da bu başlama trabzan sayısını 11 trabzan başlayabilirsiniz. 3 aydan itibaren benimle aynı sayıda başlayabilirsiniz arkadaşlar rengarenk bakın çok güzel mavisini yaptım Ebru'lu iplik ile yaptım sarı renkli yaptım bakın tek, şu şekilde ayakta görüntüsü bakın arkadaşlar ayakta görüntüsü böyle çok güzel gördüğünüz gibi bu çorap örgüsünde iplik olarak istediğiniz marka iplik ve renkleri kullanabilirsiniz. Ben bugün kullandığım iplik üzerinde 100 gram iplikte 330 metre yazıyordu. Bu büyüklükte bir çorap elde ettim arkadaşlar. Siz daha ince iplik kullanırsanız yaptığınız çorap benim yaptığım çoraptan küçük olacaktır. Daha kalın iplik kullanırsanız da çorabınız benim yaptığım çoraptan bir ölçü büyük olacaktır. Tığ olarak Bakın şu şekilde 4 numara 2,5 mm tığ kullandım. Siz 3 mm tığ kullanırsanız daha büyük bir çorap elde edersiniz. Daha küçük numaralı tığ 2 mm'lik tığ kullanırsanız da yaptığınız ölçü benim yaptığım ölçüden küçük olacaktır. Eliniz de sıkıysa arkadaşlar ölçüler çok fark eder. Eliniz sıkıysa yaptığınız örgüler hem sert olur hem de ölçüleri daha küçük olur. Ben bugün çorap anlatımını 3 ay bebek ayak ölçüsüne göre yapıyorum arkadaşlar. Ama siz bu çorabı yeni doğan bebek için yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 her yaş çocuklarınız için yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken arttırmaları ona göre ayarlamak arkadaşlar. İpli iti hazırlayalım. Hep birlikte bu güzel çorap örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklini dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınız yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Örgüye sihirli halka yaparak başlıyorum arkadaşlar. Sihirli halka yapmayı bilmeyen arkadaşlar için gösteriyorum. Bakın, ipliği şu şekilde parmağıma bir defa doladım. Bu parmağımın üzerinde bulunan bakın halkaya tığ takıyorum, iplik aldım, çektim. Burada bir ilmek yaptım. Parmağımdan çıkardım, burada bakın bir yuvarlak oluştu. İki zincir yapıyorum. Bu sihirli halka oldu, bu sihirli halka içine 12 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bakın 12 trabzanı yaptım şu iplik ucunu yavaş çekiyorum bakın hızlı çekmiyorum yavaş yavaş çekiyorum burayı birleştirdim boşluk kalmadı bu son ilmeği burada yaptığım iki zincirle yaptığım bir ilmek var buna ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum bu iplik ucunu üste alıyorum bakın şu şekilde çektim tığ üzerinde bulunan ilmekten de çektim ilmek kaydırma ile birleştirdim bu bir sıra üzerinde 12 trabzan yaptık ikinci sıradayım ikinci sırada her ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum iki zincir yapıyorum tığ üzerine iplik alıyorum bu bakın ilk ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum 2. ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum bakın aynı ilmeğe yapıyorum diğer ilmeklere de 2 trabzan yapıyorum sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna kadar tamamladım bu sırada her ilmek üzerine 2 trabzan yaptım bir sıra üzerinde 24 trabzan oldu bir önceki sırada 12 trabzan vardı. Bu sırada 24 trabzan oldu arkadaşlar. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Siz bu çorabı yeni doğan bebek için yapacaksanız bu 12 trabzan başladığımız ilmekleri 11 trabzan başlayarak yapabilirsiniz. Bu sırada da 22 trabzan olacaktır. Bir yaşına kadar benimle aynı şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar 12 trabzan. Burasını da her ilmeğe iki trabzan yaparak 24 trabzan yapabilirsiniz. Üçüncü sıradayım. 2 zincir yapıyorum. Bu 2 zincir yaptığımız trabzan sayısına girmiyor arkadaşlar. Sadece ilmek yapmak için yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu sırada bir çift bir tek bir çift bir tek trabzan yapıyorum. Bakın ilk ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum. Bakın aynı ilmeği iki trabzan yaptım. Bu ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Bu ilmeğe iki trabzan yapıyorum. Bu ilmeğe bir trabzan yapıyorum. İki trabzan yapıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bakın 1 ilmeğe 2 trabzan yapıyoruz. ikinci ilmeğe 1 trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu sırada 1 ilmeğe 2 trabzan yaptım. ikinci ilmeğe 1 trabzan yaptım. Bu şekilde tamamladım. Son ilmeğe 1 trabzan yaptım. Bakın. Bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bu bir sıra üzerinde 36 trabzan var arkadaşlar. Ben arttırmayı burada bitiriyorum bu 36 trabzan ile çorap örgüsüne devam ediyorum. Siz büyük yapmak istiyorsanız bir sırada arttırma yapabilirsiniz. Bir sonraki sırada bir ilmeğe 2 trabzan, 3 ilmeğe tek trabzan, bir ilmeğe 2 trabzan, 3 ilmeğe tek trabzan yaparsanız 6-12 aylık bebek için olacaktır. Dördüncü sıradayım. 2 zincir yapıyorum. Bu ilk ilmek üzerine 1 trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere de bir trabzan yapıyorum. Arttırma yapmıyorum bakın. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bu bir sıra üzerinde 36 trabzan var yine arkadaşlar. 5. sıradayım. 2 zincir yapıyorum. Yine her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. İlmek kaydırma yaparak birleştirelim. Çorap örgüsünü bu şekilde bu 36 trabzan ile düz trabzanlar arkadaşlar 6-7 sıra olarak tamamlayalım. 36 trabzan ile 7 sıra yaptım arkadaşlar. Bakın burada düz trabzanlara başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Başlangıçtan itibaren sayıyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 sıra oldu benim yapacağım ölçü için yeterli Siz yeni doğan bebek için yapıyorsanız bir sıra önceden bırakabilirsiniz arkadaşlar ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştirdim bakın ipliği kesiyorum bakın bu şekilde oldu şimdi topuk bölümünü yapacağız topuk bölümünü yapmak için bakın bu ilmeği kestiğim ilmekten geriye sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 buraya işaret yapıyorum bakın 10 ilmek işaret yaptım diğer tarafa da işaret yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Buraya da işaret yapıyorum arkadaşlar. Toplam 20 işaret yaptım bakın. 20 ilmeğe işaret yaptım. Buraya topuk bölümünü yapacağız. Bu işaret yaptığım ilmekten iplik şu şekilde bir ilmek yapıyorum. İsterseniz bağlayabilirsiniz arkadaşlar bir zincir yaptım sağlamlaştırdım bu ilmek üzerine ilk trabzanı yapıyorum 20 trabzan yapacağız topuk bölümüne 20 trabzan yapıyorum bakın sayalım isterseniz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bakın iplik ucunu içeride tutuyorum. Diğer taraftan ilk ilmeği yaptım. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 topuk bölümü için bakın buraya 20 trabzan yaptım arkadaşlar bu 20 yaptığım trabzana işaret yapıyorum 2 4 6 7 bakın buraya işaret yapıyorum bu 7 trabzanı trabzan yapacağız. Sayıyorum. 2, 4, 6, 7. işaret yapıyorum. Bakın burada da bu işaretle birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu buraya ve buraya trabzan yapacağız. Ortada sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. 7 trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 Bakın işareti çıkardım. 7 7 trabzan yaptım. 6 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 sık iğneyi yaptım işareti çıkarıyorum arkadaşlar geriye 7 trabzan yapacağız arkadaşlar bakın burada 7 ilmek var tığ üzerine iplik alıyorum 7 trabzan yapıyorum 2 3 4 5 6 7 Bu sırada 7 trabzan 6 sık iğne 7 trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 7 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Bakın burada 6 sık iğne var. Bu sırada bu 6 sık iğnenin iki sık iğneyi birlikte yaparak kesme yapıyorum. Bakın tığ üzerine iplik almadan bu sık iğne üzerine iplik, bakın ilmek alıyorum, bekletiyorum, çıkarmıyorum. İkinci ilmeğe tığı takıyorum, iplik aldım tığ üzerinde 3 ilmek var hepsini birlikte çekiyorum bakın 2 ilmeği birlikte yaptım bir sık iğne oldu bunu da aynı şekilde bakın 1 bir, 2 birlikte yapıyorum 2 sık iğne oldu bakın bunu da aynı 1 2 burada 1 2 3 ilmek oldu tığ üzerine iplik alıyorum 7 trabzan yapıyorum 7 trabzanı yaptım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 7 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bakın. 7 trabzanı yaptım. Burada bakın 3 sık iğne var arkadaşlar. Bunu bir sık iğne yapacağız bakın. Bu bir ilmeği atlıyorum. Bu ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum. Bu ilmeği atlıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 7 trabzan yapıyorum. Bakın görüntüsü böyle oldu topuk bölümünün. Şimdi bunları birleştireceğiz. Bakın şu şekilde örgüyü çeviriyorum. Bakın içte kalacak olan bölüm şu şekilde bakın çevirdim. Karşıdan ilk ilmeğe tığı takıyorum. İplik ucunu çekiyorum. İkinci ilmeğe bakın tığı taktım. Karşıdan ikinci ilmeğe tığ takıyorum. İlmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İplik aldım. Tığ üzerinde bulunan ilmekten çekiyorum. Bakın diğer ilmeğe tığ taktım. Karşıdan ilmeğe tığ takıyorum. İlmek aldım. Çektim. İlmek kaydırma yaparak birleştiriyoruz. Şu şekilde bakın ilmek aldım. İpliği kesiyorum. Çekiyorum. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Bakın yuvarlak bir topuk bölümü elde ettik. Şimdi bunların üzerinden trabzan sırası yapacağız. Bakın bu birleştirme yaptığım, topuk bölümünü birleştirme yaptığım ilmekten iplik bağlıyorum. Buradan bir ilmek yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Bakın topuk bölümü için 1, 2, 3, 4 sıradan yaptık arkadaşlar. Bu her sıraya 2 trabzan olacak. Bakın bu ilmeğe trabzan yapıyorum. Bakın bir sıra üzerine iki trabzan yaptım. Buraya da iki trabzan yapıyorum. Bakın bu ilk yaptığım trabzandan sonra 8 trabzan olacak arkadaşlar. 4 sıra trabzan var. Her sıraya iki trabzan yapıyoruz. Toplam 8 trabzan oluyor. Bakın bu da. Burada 16 trabzan var. Bakın bir de bu 20 trabzan başladığımız topuk bölümünü başladığımız ilmeğe de bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. İlmekler üzerine trabzan yaparak bakın buraya kadar tamamladım. Burada topuk bölümünü başladım. Bakın bu ilmeğe de bir trabzan yapıyorum bu trabzan sıralarına ikişer trabzan yapıyorum. Bakın buraya da 8 trabzan yaptım ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum bakın trabzan sırası yaptık arkadaşlar kaç tane trabzan yaptığımı sayıyorum bakın 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35 bir sıra üzerine 35 trabzan yaptım 2 zincir yapıyorum trabzan sırası yapıyorum. Bakın her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bu sırada yine 35 trabzan var arkadaşlar. 2 zincir yapıyorum. Yine trabzan sırası yapıyorum. Her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştirdim. 1, 2, 3 sıra trabzan yaptım arkadaşlar. Bu bir sıra üzerinde yine 35 trabzan var. Bu sıradan itibaren örgüleri bir düz bir ters boşluktan alarak trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum gördüğüm bakın bu ilk trabzanı düz taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum bunu ters taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum düz taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum bir düz bir ters boşluklardan alarak trabzan yapıyoruz Bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın son trabzanı düz taraftan boşluktan aldım, trabzan yaptım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Sıra başında yaptığım bu iki zincir ters tarafta görünen trabzan oldu. Bakın arkadaşlar, bu şekilde oldu görüntüsü. İki zincir yapıyorum. Bu sırada bu trabzanları nasıl görüyorsam o yönde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Düz tarafta görüyorum. Düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Ters tarafta görüyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. ilmek kaydırma yaparak birleştirelim. Birkaç sıra nasıl görüyorsan o yönde boşluktan alıp trabzan yaparak devam edelim. 4 sıra bir düz bir ters boşluktan aldım. Trabzan yaptım. Bakın buraya kadar tamamladım. En son sırada ilmek kaydırma yaparak birleştirdim. İpliği kesiyorum. çorap örgüsünü bitirdim bakın arkadaşlar bu şekilde oldu çok güzel oldu çorap bakın burayı sayıyorum bu trabzan sırasının üzerine bir düz bir ters boşluktan alarak trabzan yapmaya başladık 1 2 3 4 sıra yaptım siz tercihinize göre bunu 3 sıra yapabilirsiniz 5 sıra yapabilirsiniz istediğiniz kadar uzun veya kısa yapabilirsiniz bakın çok güzel oldu Aynı çoraptan bir tane daha başlayıp diğer eşini yapabilirsiniz. Bakın ben hazırladım. Aynısı oldu arkadaşlar. Aynı büyüklükte aynı sayıda yaptım. Bakın çok güzel oldu. Ölçülerini size söylüyorum. Bakın ayak uzunluğunu ölçüyorum. 11 santimetre uzunluk var. Genişliğini ölçüyorum. Bakın burayı ölçüyorum altı buçuk santimetrede genişlik var arkadaşlar. Üç aylık bebek için yaptım bu ölçüde oldu arkadaşlar. Sizin bebeğinizin ayağının büyüklüğüne, iriliğine göre bu dar da gelebilir, geniş de gelebilir. Standart ölçüde üç aylık bir bebek ölçüsüne göre bu. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklini dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın sevgiyle kalın